Yani Gazeteciler Sosyal Sorumluluk Projeleri Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Bizi ödüle layık gördüğü için. Murat çok katılmak istedi. Murat Ağrı'yla birlikte ödüle layık görüldük. Ama maalesef bir davası var. Tam da aslında biraz önce oyunumuzda da hepimizin mesleği sıkıntılarında bildiğimiz gibi mesaimizin çoğu adliyelerde yargılanmakla geçiyor. O da onun için bugünkü davası nedeniyle hem adliyedeydi. Daha sonra da bir ilaç yolsuzluğu dosyasını çok sıkı çalışmak zorunda. Çok istemesine rağmen gelemedi. Ama size sevgilerini, selamlarımı iletmemi rica etti benden. Önce onu ileteyim. Ya şunu söylemek istiyorum. Ya ben 20 yıldır gazetecilik yapıyorum. Yani bunun ilk 10 yılı biraz daha böyle sansürün az olduğu, elinin kırmızı çizgilerin olduğu ama yani daha böyle işimizi yapabildiğimiz bir dönem. Son 10 yıl, yani meslekteki son 10 yılı gerçekten bir sansür ve baskı kabusu içinde geçiyor. Yani ülkede, Türkiye'de hepimiz biliyoruz. Yani demokratik değerlerin her gün çiğnendiği, toplumun bir gerici kuşatma altında olduğu, demokratik haklarınla birlikte basın özgürlüğüne yönelik çok büyük baskıların olduğu dönemler yaşadık. Ama dediğim gibi biraz önceki programa başlarken ki videoda yani bizim ustalarımızı gördük. Uğur Mumcular olsun, Musa Anter olsun, Metin Göktepe olsun kardeşimiz. Hepsi tek tek Hrant Dink olsun. Yani hepsi Ahmet Ener Kışlalı olsun. Yani hepsi o kadar önemli değerler ve onlar aslında bu ülkede gazetecilerin gazeteciliğin hiç susmadığını gösteren bizim onurlarımız, gururlarımız, bizim ustalarımız. Ve gazetecilik işte burada da yine bir aradayız. Görüyoruz ki hiçbir zaman yok edilemiyor. Yani neler neler yaptılar. Yani arkadaşlarımızı tutukladılar. Ben hiç aktivist olmak istemiyorum. Ben zaten solcum geçmişe sahip. Üniversiteden itibaren politik bir insandım ama gazetecilik yaparken ben aktivist gazetecilik yapmamak üzerine kurgulamıştım kendimi ama sürekli arkadaşlarım tutuklandı, cezaevine atıldı. Sürekli sansür gördük. İşsiz bırakıldık. Biraz önce tiyatro oyununda çok değerli kardeşlerimizin çok güzel sergiledikleri gibi aç bırakılmak üzerine kuşatmalara maruz kaldık. Patronlar tarafından sansür uygulamalarına maruz kaldıktan sonra bir de iktidarın çok medyanın %95'ini ele geçirdiği bir kuşatma dönemine denk geldik. Ama susmadık. Yani hep birlikte, hep beraber bizi yazmaya, toplumun dertlerini anlatmaya, haber alma hakkını savunmaya, basın özgürlüğünü savunmaya hep devam ettik. Arkadaşlarımız hapse girdi, hapisteyken bile haber yazdılar yani. Onun için bu meslek öyle bir meslek. Yani çok büyük zararlar gördük. Maalesef pek çok meslektaşımız işini yapamıyor. Sansür nedeniyle çok büyük baskı altında tutuluyorlar. Veya mesleğe ihanet eden çok oluyor. Yani haber alma hakkını toplumun değil de toplumdan gerçekleri gizlemek üzerine kurgulamış medya düzeni içinde yer alıyorlar. Bunu yönetiyorlar. Çok çok zor bir dönem. Evet biliyorum. Ama şunu da biliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Gazetecilik dediniz, insanlar haber alma hakkı dediniz, başkanımızın biraz önce söylediği gibi bir A4'e yazar, dumanla haberleşir, gerekirse telgrafla gönderir, telex çeker, şey yapar, bir şey yapar ama o insan, yani gerekirse tek tek kahve kahve gezer anlatırız ama bu mesleği yapmaya devam ederiz. Bu mesleği ne için yaparız? Bu ülkenin aydınlık, ilerici, çağdaş, demokratik, Atatürkçü geleceği için yaparız. Ve bunu da sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bir dönüm noktasındayız. Umuyorum yeni yılımız kutlu olsun. Yani 2023'te umarım böyle gazetecilerin özgür olacağı, haberlerimizi yazarken sansür, işsiz kalma korkusu, tutuklanma korkusu yaşamayacağımız ve şunu yaşayacağımız, yani böyle bu dönemin kirini, mafyalaşmış bu düzeni, bu soygun düzeni, bu yolsuzlukları, bu haksızlıkları, adaletsizlikleri ortaya çıkaracağımız, daha rahat ortaya çıkartacağımız, hepsinin böyle artık dosyalarının bize geleceği bir yıl diliyorum, 2023 yılı öyle bir yıl olsun.